din. Mütefekkirleriniz dini de hiç anlamamış. Ruhu İslam'ı telakkileri gayet yanlış. Sanıyorlar ki terakkiye tahammül edemez, asrın asar-ı kemaliyle tekamül edemez. Bilmiyorlar ki ulumun ezeli dayesidir, beşerin bir gün olup yükselecek payesidir. Mündemiç sine-i safında bütün insanlık. Bunu teslim eder insafı olanlar azıcık. Müslüman unsuru gayet mütedenni, doğru. Şu kadar var ki değildir bu onun mahzuru. Müslümanlık denilen ruhu ilahi arasak, Müslümanız diyen insan yığınından ne uzak. Dini tetkik edeceksek dönelim haydi geri. Alalım neşet-i İslam'a yakın bir devri. O ne dehşetli terakki, o ne müthiş sürat. Öyle bir harika gösterdi mi insaniyet? Devri fetrette kalan, hem de asırlarca kalan, vahşetin, gılzetin amakına daldıkça dalan, gömerek dipdiri evladını kum çöllerine, bunda bir neşve duyan hissi nedamet yerine, önce dağdan getirip yonttuğu taş parçasını, sonra Halik tanıyan bir sürü vahşi yığını, nasıl olmuş da 30 yılda 30 bin senelik bir terakki ile dünyaya kesilmiş Malik? Nasıl olmuş da o fazıl medeniyet, o kemal, böyle bir kavmin içinden doğuvermiş derhal? Nasıl olmuş da zuhur eyleyebilmiş Sıddık? Nereden gelmiş o Haydar'daki irfan-ı amik? Önce dehşetli zıpırken nasıl olmuş da Ömer, sonra bir adle sarılmış ki değil kâr-ı beşer? Hail olsaydı terakkiye eğer şer-i mübin, devr-i mes'udu kudumi ile giren asr-ı güzin, en büyük bir medeniyetle mi eylerdi zuhur? Mündemiç olmasa ruhunda onun na mahsur bir tekamül, o kadar harika nereden doğacak?